Maddi ve manevi tazminat davaları için öngörülen süreler nelerdir? Bu sürelerde düzenlemelere göre değişiyor. Tek bir süreden bahsedemiyoruz. İdari yargıdaki sürelere ben girmeyeceğim ama özel hukuk bağlamındaki sürelerden bahsedersek sözleşme hukuk alanında satış ve eser sözleşmesi bakımından Türk Borçlar Kanunu ağır kusur halinde yani kast olası kast ya da ağır ihmal halinde 20 yıllık bir zaman aşımı süresi belirliyor. Çünkü bu süre depremden itibaren işlemeyecek sözleşmeler bakımından söyleyeyim. Çünkü bu aslında alacağın muacel olmasından, muaceliyetten itibaren işlemeye başlıyor. O yüzden 20 yıl diye bir uzun bir süre belirlenmiş. Bunun haricinde haksız fiile ilişkin tazminat taleplerinde şöyle bir hüküm var. Zararın ve sorumlunun öğrenilmesinden itibaren 2 yıl ve her durumda fiilin işlenmesinden itibaren 10 yıl içinde zaman aşımına uğrar. Şimdi burada fiilin işlenmesini aslında depremin gerçekleşmesi olarak anlamak lazım çünkü zarar daha önceki zamanlarda yani aslında yapının kötü yapıldığı, imar izinin verildiği, oturma izinin alındığı ve yani dolayısıyla yapının kötü yapıldığı ya da bakımın yeterince yapılmadığı bir anda gerçekleşmiyor. En erken depremin gerçekleşmesinden itibaren bu zarar doğmaya başlıyor. Eğer biz Zaman daha süresini daha erken işlemeye başlayacağını kabul edersek o zaman hakkı etkisiz hale getirmiş oluruz. Amaca uygun yorum yapmamız gerekirse bu nedenle zararın doğması ile birlikte 10 yıllık sürenin işlemeye başlayacağını kabul etmek gerekiyor. Ee, sigorta e, talepleri bakımından Türk Ticaret Kanunu'nda süreler öngörülmüştür. Onlar da ayrı bir hususu oluşturuyor. Yapı denetim hakkında kanunda taşıyıcı kısımlar bakımından 15 yıllık bir süre belirtilmiştir. Yapı kullanma izni alınmasından itibaren 15 yıl taşıyıcı olmayan kısımlar yönünden 2 yıllık bir süre belirtilmiştir. Dolayısıyla görüldüğü gibi neye dayanarak dava açılması gerekiyorsa orada. Burada yine bir ek olarak şunu belirtelim. Mahkemeleri tek tek saymadık ama bunlar için de yine farklı görevli mahkemeler var. Örneğin satış eser sözleşmesi yönünden, sigorta sözleşmesi, DAS yönünden aslında tüketici mahkemesi şu anda görevli. Ben bunu pek içime sindiremesem de şu anki uygulamada durum budur. Ve tüketici mahkemesinde görülecek bu davalar yönünden arabuluculuk dava şartı. Bu nedenle önce arabuluculuk sürecinin işletilmesi Ardından dava açılması anlaşması anlamadığında dava açılması gerekiyor ama haksız fiile dayanan davalar yönünden Asya Hukuk Mahkemesi'ne doğrudan da gitmek mümkün burada bir ara buluculuk süreci bulunmamaktadır.